Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Size bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün tavuk marine yapma benim yöntemimle. Şimdi 3 tane inciğim var. Aldım. İkisinin derilerini soydurdum. Birinin derisi var. Yani aslında derisiz de oluyor, derili de oluyor. Nasıl isterseniz. Şimdi bir kaba elleri yıkayalım. Bir kaba 3 kaşık yoğurt koydum. 1 kaşık domates salçası. Bir kaşık biber salçası. Bir çay kaşığı toz biber. Bu baharatıcı tamamen size göre arkadaşlar. Bir çay kaşığı pul biber. Bir miktar kekik. O da ne olabilir? O da bir çay kaşığı olabilir. Dediğim gibi kafanıza göre tuz. Ve birazcık zeytinyağı. Yani bu da bir yemek kaşığı ya da 1,5-2 yemek kaşığı isteğinize göre. Bunu güzel karıştırıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, baharatlar tamamen sizin isteğinize göre. Ve inciklerimizin içine atıyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Bu böyle yarım saat bekleyecek. Şimdi yapmamız gereken döküm tavamızı altını yakıp olabildiğince ısıtmak arkadaşlar. Evet, tavamız yeterince ısındı. Şimdi bir çatal yardımıyla bir parçayı alıyorum. Duyuyor muyuz? Bir ses gelecek. Bir ses gelecek. Çok güzel bakalım. Kesin tavaya hiç yağ atmadım. Zaten sosta yoğurt yağlı zeytinyağı da attık. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize göre. Şimdi çevirme vakti. Arkadaşlar aydın mangal diyordu. Mangalı aratmaz. Bu döküm tava bu sizin mükemmel tam bitirmek bir kapta. Evet arkadaşlar, tavuklarımız bitti. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Yarın olduğu için birazcık daha şişireceğim.
kendi ateşi yetiyor zaten. Altını kapatırız. Dokun tava biraz zor soruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Sulu sulu. Afiyet olsun hepinize.